not like today, like fast and not single use or. Mr. Klöger, I received two questions. I think related with you. The first one from Gabriel Mas. Yes, can you hear me all? Yes, we do. Hello, everybody. It's really a pleasure to be here with you today, and I'd like to say thank you. Plastic aspects of daily life. I think this is the most important design of the webinar. We will see that. From a human health point, as you know, when we wear a jacket or when we wear a skirt, we are face to face to microplastics. I think this will be a big threat for the previous years too. For 17 years, I've been working in microplastics purposes. Or Claria, who wants to answer? I may say just a point on this, not that I'm an expert. Çevre bilincinin artmasıyla beraber insanların çevre kirliliğine karşı duyarlılığı da arttı. Bu duyarlılığın artmasıyla birlikte araştırmacıların da bu yönde daha fazla çalışma yapma zorunluluğu doğdu. Özellikle son yıllarda çevremizde çok önemli bir sorun haline gelen mikroplastikler artık sucul ekosistemlerde de zararlarını göstermeye başladılar. Gündemde mikroplastik olunca biz de uluslararası çapta 9 ülkenin katılımıyla 11 farklı konuşmacının yer almasıyla beraber bir sucul ekosistemlerde mikroplastik çalıştayı düzenledik. Burada amacımız insanların bu konuya biraz daha fazla dikkatlerini çekmeleri. Çünkü yaşamımızın her alanına plastikler girdi. Ve biliyorsunuz bu artık herkesin malumu, doğada da kolay kolay parçalanmıyorlar. Bunlar çevresel etkenlerle küçük partiküller haline geldiğinde başta insan olmak üzere bütün canlıların vücuduna, bünyesine çok rahatlıkla girebiliyorlar. Biz de bunu özellikle sucul ekosistemlerde sebep oldukları zararları belirlemek adına her araştırmacının kendi ülkesindeki mikroplastik kirliliğinin ne aşamada olduğunu anlatmasını istedik. Almanya, Hırvatistan, İran, İngiltere, Azerbaycan, bizim ülkemiz 9 tane farklı ülkeden araştırmacıların kendi ülkelerindeki bu mikroplastik kirliliğinin ne düzeyde olduğunu anlatmasını istedik. Katılım çok yoğundu. 460 dinleyicimiz vardı. Bir ucu ta Afrika'ya dayanıyordu. Afrika'dan dinleyicimiz, katılımcımız vardı ve sonrasında da maillerle çok güzel geri dönüşler aldık. Bunu biz Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ev sahibinde FAO işbirliği ile düzenledik. Sağ olsun bütün teknik desteği, teknik altyapıyı FAO sağladı. Burada FAO Türkiye çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. İlerleyen günlerde bu konudaki sunumları ve bütün bilgi birikimini FAO kendi sayfasından tüm dünya ile paylaşacak. Katılımcılara, konuşmacılara hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Umarım bize miras olarak bırakılan değil, emanet olarak gördüğümüz bu dünyayı bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde ya da en az zarar vererek iletebilmemiz. Bu konuda tüm insanların aynı hassasiyet göstermesi temennisiyle teşekkür ediyorum. Yaşamımızın her alanına giren plastikler çevre şartlarının etkisiyle küçük parçacıklara ayrılıyorlar. Bu yeri geliyor güneş ışıkları oluyor, yeri geliyor yağışlar oluyor veya insani faaliyetler oluyor. Bunlar gözle görülemeyecek boyutta 5 mikron hatta daha küçük boyutlarda mikro parçacıklara ayrılıyor. Ve bu küçük parçacıklar solunumla bizim akciğerlerimize yerleşebildiği gibi sucul ekosistemlere girdiğinde de sucul yaban hayatın bünyesinde yer alabiliyor. Bizim Karadeniz'den yaptığımız balık örneklemelerimiz var. Onun yanında Doğu Anadolu'da iç sularda buradaki yerli türlerde yaptığımız örneklemeler var. Balıkların iç organlarında bu mikroplastiklerin artık bulunduğunu çalışmalarımızla tespit ettik. Ama insanlar için sevindirici tarafı şu, bizim insanlar tarafından tüketilen kısmı balığın kas dokusu. Dolayısıyla insan sağlığına henüz etki edecek, zarar verecek bir boyutta değil. Bu sevindirici kısmı. Neden? Çünkü biz balıkları tüketirken iç organlarını temizliyoruz. Gastrointestinal sisteminde mikroplastik varlığı insanlara etki etmiyor. Çünkü o kısım insanlar tarafından tüketilmeyip atık olarak ayırdığımız kısımlar.